Sayın Zeynep, Sayın Zeynep Yorulmaz, Sayın Zeynep Yorulmaz, bakar mısınız? Evet. Sizce bu challenge'ı kim kazanacak? Ben mi kazanacağım, sen mi? Emin misin? Çünkü ne yapacağımı sana söylemedim. Ama ikimiz de unicorn defter yapacağız, ama farklı unicorn defterlerden yapacağız. Ben Zeynep'inkini bildiğim için farklı yapacağımızı biliyorum, ama Zeynep bilmiyor şu anda. Makas yok. Bakalım kimi seçeceksiniz. Şimdi challenge'ımıza başlayacağız. Kendin yap yapacağız yine. Yine. Ve bayılıyoruz kendin yapları yapmaya. Zeynep, o nedir canım? Tişörtünü neden oraya asmadın da oraya koyduğunu sorabilir miyim? Ben yapmadım. Kim yaptı? Ve boyamaya başlıyorum. Ben griye boyayacağım, Zeynep toz pembeye. Hadi bakalım. Kapışmaya hazır mıyız? Evet, ben hazırım. Ben bir dakika, şurada biraz daha kalmış. Aman, o da bir şey olmaz o kadarcıktan daha. Bunu değerlendirin, bir şey olmaz diyor ama aslında bir şey olur. Ah, iyice yemek programına sardın herhalde. Yemek programından bir tane daha çekelim mi? Nasıl olur ama? Ya da şey yapalım şöyle. Bizim yemek programımızı izlediniz mi arkadaşlar? Bunları yoruma yazabilirsiniz şu anda. Ya da şey yapalım. Şu anda buraya anket koyalım. Yemek programımızı izlediniz mi? Bir ara bir yarışma yapmıştık. Yemek Zeynep'le ben yemek yarışması yapmıştım böyle. Bayağı kendimiz yemek yapmıştık o anki akşam yemeğimize. İzlediniz mi, izlemediniz mi? Şuradaki anketten şu anda oylamayı unutmayın. Bekliyoruz sizi oraya. Onun gibi bir tane daha çekelim mi acaba? Ama bu sefer şey çekebiliriz mesela. Bir gün sadece sen, bir gün sadece ben. İkisi de güzel oluyor. Zeynep'in peki ocağa şeyi, patatesi koyar koymaz pişmesini beklemesi nasıldı? Ya olamaz. Annemi çağırıyor, diyor ki ya bu pişmiyor. Dedim acaba nasıl bekliyorsun hani koyar koymaz pişmesini falan mı? Hayatımda ilk defa yemek yapıyorum yani. Bence çok normal bir şey. Hep pasta yapardı Zeynep ama yemek yaptı ilk defa. Neyse. İkinci katı süreceğim yani ben daha. İkinci kat daha mı süreceğim? Tabii ki süreceğim. Böyle mi bırakayım Zeynep sence bunu ben? Evet. Sence böyle mi bırakmalıyım? Bence böyle bırak. Zeynep benim kötülüğümü istiyor arkadaşlar. Bunda kimi seçeceğinizi karar verirken. Ya arkadaşlar atmasın, oylamayı unutmayın. Atmasın, şakadan da anlamıyor bu insanlar ya. Eyvah eyvah eyvah, hepsini boya yapmışım. Bari buralarını da boyayayım. Ama hayır, defter yapışım. Boyadım artık. Yapış yapış olursa. Olacak zaten, olursa değil, olur mu? Hayır ya, bana ne? Ya bana ne, hayır. Kim seçeceğinizi biliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu ayırırım şu an. Ayırıyorum bak. Ben dans ediyorum. Sesimi de değerlendirmenizi istiyorum bakın. La 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 Luna. Luna. Bunu gerçekten arkadaşlarımız için mi söylüyorsun şu anda? Evet. Arkadaşlar şu anda ikinci katmanı sürüyordum. Tam Zeynep kendi kendine başlatmış ama güzel oldu bence. Sadece şu tarafını biraz boyayamamışsın. Daha yeni boyayacağım. Ha, o yüzden. O yüzden. Ben de diyorum neden böyle? Bakayım, kötülemeye çalışıyor, bunu da değerlendir. Hayır, alakası bile yok. Kenardan da vantilatör açık şu anda. kuruması için, hızlı kuruması için. Hem de güzel estiriyordu o. Güzel yaz günlerinde. Bir yandan da ne seçiyorduk? Zeynep Yorulmaz kanalına. Zeynep bir tane bağırcandan taklidini yaptı. Şu an zaten bundan önce yayınlamış olabiliriz. Yayınlamamış da olabiliriz. Elbise. Bilmiyorum. Şu anda ben ikinci katmanı da bitirdiğim kurmaya bırakacağım. Evet ablacığım, sen ne yapıyorsun? Gri o kadar güzel gösteriyor ki size anlatamam. Benimki şu anda. Benimki de pembe çok güzel. Hatta tam olarak göstermeyeyim, bu size sürpriz olsun. Kenarda kalsın mı şu anda? Avantilatör hala çalışıyor. Şu anda ne yapacaksın? Ne yapacağım? Bunu yani kurduktan sonra hemen ne yapacaksın? İlk aşama ne olacak? Kurduktan sonra ilk aşamam unicorn'u buraya yapıştırmak olacak şöyle. He. Sonra? Sonrasını anlatamam. Görsünler artık. Ha, tamam o zaman. Tamam, bana sürpriz olsun. Benimki de Zeynep'e sürpriz olsun tam olarak. Söylesene sen ne yapacaksın. Hayır. Ya söyle. Ben çizerek yapacağım. Bak sen mesela hani iplerle falan yapacaksın ya saçını. Ben normal çizerek yapacağım bunu sadece. Tamam. Anladın mı? Eva'yla falan da şeyini yapacağım kapısını. Arkadaşlar şu anda benim defterim kurudu. Ben de unicorn'un ters tarafına tuz asıyorum. Şuralarına mesela o süngeri sokamadığımız için buraları da fırçayla değdirdim. Aa Zeynep, bu önemli anı nasıl bizden kaçırtırırsın? Başka bir şey konuşurken oldu. Yapıyorsun. Tamam. Tamam, güzel oldu. Ve altını falan da yapıştır şuralarını. Yapışayım. Elinle bastır hepsine. Burnunun oralarına bir şey olmasın, kalkmasın. Dikkat et. Tamam. Tamam, çok güzel görünüyor. Ne yapacaksın şimdi? Şimdi buradan yünler var arkadaşlar. Yünleri teker teker elime sarıp saç yapacağım. He, o saçı görünmeyecek, yün görünecek sadece. Evet. Ya kırıldı. Sen niye karışmışsın? Kırıldı.
Çok bir kere de ben bence yeterli. Gösteriyorum ve böyle arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Ben bunu hiçbir şey yapmasam bile o kadar güzel ki şu an anlatamam size böyle. Parlıyor, parlıyor, parlıyor. Parlıyor, parlıyor, parlıyor. Ne yapar? Şu anda üstüne ne yapacağımı hemen söylüyorum. Normal kaş göz bir şeyler yapacağım. Ev ayda da. Normal kaş göz bir şeyler. Evet bak mesela şu an sana açacağım, göstereceğim yapmak istediğimi. Bunu ben fikir defteri yapabilirim. YouTube için arkadaşlar ben hep araştırmalar yapıyorum. Böyle güzel bir şeyler arıyorum. Sizin için farklı şeyler, videolar çekmek için. Son 2, 3, 4. Zeynep'in bu özel anlatanık oldunuz arkadaşlar. Muhteşem anlatanık oldunuz. Benim ya sen... susar mısın? Yapışmıyor ya zaten. Sinirimi bozuyor benim. Neden? Şu anda ben gözlerini çiziyorum arkadaşlar su kapağıyla. Zeynep de orada saçı yapıştırmaya çalışıyor. Cebelleşiyor orada. Şimdi diğer gözü çiziyorum ben. Çalışıyorum ben. Bakın emek gösteriyorum. Bunu değerlendirin. Ben de emek gösteriyorum. Burada ne yapıyorum Zeynep? Çiziyorum. Sihir mi yapıyorum? Evet. Buraya bakın gözler oldu. Allah'ım ya. Şimdi buraya bir gözünü çiziyorum arkadaşlar. Gözlerini çizdim, şimdi içini dolduracağım arkadaşlar. Nasılmış senin? Arkadaşlar hala sürpriz ama artık tahmin etmişsinizdir yani. Nasıl yapacağımı büyük ihtimalle. Göster, yok göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim. Arkadaşlar şu anda ben unicornumun iki tel saçını yapıştırıyorum bakayım. Zeynep nasıl yaptığını göstersene saçını. Elime böyle doluyorum, ondan sonra kesiyorum. O ucundan buraya silikon sürüp onu yapıştırıyorum. Üstüne de silikon sürüyorum ve olmuş bitmiş oluyor. Bravo. Gözükmüyor bir şey. Şimdi arkadaşlar bakın yakından şöyle görünüyor. Çok güzel bu ya. Ay yiyeceğim şu an. Ben yaptım diye demiyorum. Gerçekten çok tatlı olmadı mı Zeynep? Kötü oldu. Tamam. Tamam o zaman. Arkadaşlar az çok kimi şey seçeceğiniz aklınızda mı acaba diye bir aklınıza getireyim istedim. Hani yarışma yaptığımızı, challenge yaptığımızı ve sizin seçeceğinizi unutmayın. Hani bir aklınıza getireyim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu an ablam hile yapmaya çalışıyor. Sürekli kendini gösterip hile yapıyor. Kendi göstermiyor çünkü. Evet göstermiyorum. Alakam bile yok göstermekle. Göstermiyorum. Tabii ki göstermiyorsun göstermiyorum, sen. Göstermiyorum evet. Zaten göstermiyorsun diyorum. Allah. Aklımdan ortaya. Şu anda ağız bu. Çizmem gerek. Arkadaşlar ablam şey yapıyor. Ablam ağzını çizdikten sonra boya akıtacak böyle. Gökyüzü akıtacak. Evet. Şu anda benimkisinin ağzı ve gözleri tamam. Yamuk olmadığı için sevindim şu anda. Gerçekten yamuk yapmadığım için sevindim. Şimdi renk seçme zamanı. Korkuyorum bir şey olacak diye. Bu defteri ben çalacağım. Hayır. Arkadaşlar ben alacağım. Ya gerçekten böyle yapma. Ben buna gerçekten çok emek verdim. Sen de yap aynısını. Ben niye yapayım boşuna? Hayır ama ben kullanacağım bunu. Kullanamazsın. Bana ne? Bana ne? Hadi ne kavga mi? Edelim. Hadi yap kavga. Büyük tartışma. Fenomen TV kardeşlik kavga etti. Arkadaşlar şu anda ben tüm saçları yapıştırdım. Dediğim gibi üstüne yapıştıracağım diyordum. Böyle bir şey yapmayı düşünüyordum. Bence güzel oldu. Bakalım nasıl yapacak? Yani... Bu tarafa örtünce nasıl duracak hiç bilmiyorum. Yani, ben yapmaya devam ediyorum. Şimdiki rengimiz ne olsun? Bence sarı olsun. Şimdi ben unicornlu defterimi tamamladım. Tamamladıktan sonra sizin karşınızda ilk defa saçlarını önüne alacağım. Acaba defter dikkatimi nasıl duracak? Ve... Süper. Şuradaki olmasa daha hoştur. Güzel oldu bence. Buradaki olmasa daha hoş. Güzel oldu. Ben sevdim. Bakın. Güzel görünüyor bence. Şu olmasa daha mı hoş? Evet. Kesinlikle evet yani bence. Bence daha hoş görünüyor. Şimdi ben yapmaya devam ediyorum. Bu rengi de boyadım arkadaşlar. Sıra neye geldi? Sıra da bu renge geldi. Hadi bakalım. Kesiyorum ben bu arada bu saçları. Şimdi kulağını yapmaya sıra geldi ve kulağını yapacağım. Eşit olması için ilk önce birincisini yapayım. Sonra ikincisinin de kopyasını çıkartırım diye düşünüyorum. Ben de burada örüyorum. Şu anda kamerada gözüküyor. Ay fazla küçük olmuş. Ay bu ne tövbe. Küçük kesiyim dedim sana.
sanırım gerçekten fazla küçük kesmişim. Bakar mısınız arkadaşlar? İkimizin de her şeyi tamam ama ilk önce Instagram hesaplarımızı ve Zeynep'in TikTok hesabını takip etmeyi unutmayın. Oralarda da aktifiz. Ve şimdi hazır mısınız sizin tam seçim yapacağınız ana geldik. Ben mi yoksa Zeynep? Saçlarının örgülerini saymayın. Tın 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 tın. Saç örgülerini saymayın arkadaşlar. Gel şöyle yapalım. Açık ikimize. Farz edin saçlarını. Saç örgülerini farz etmeyin. Arkadaşlar ikimizinki de şey böyle getirdim. Duruyor. Ve o kadar tatlı oldu ki ikisine de bayıldım ama gerçekten çok sevdim. Şey son aşama bu. Sana. Evet göster. Defterin önü böyle arkadaşlar. Arkası da böyle. Ve böyle burası da nasıl yanlış normalde taraf? Normalde burası önüydü. Hayır. Evet. Burası önüydü. Hayır. Önü değil. Orası önü. Hayır. Arkasını yapmışım. Ama olsun. Bence hiç fark edilmiyor ki. Ben fark etmemiştim çünkü yani. Neyse arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bakalım Büşra mı? Yoksa Zeynep mi? Tabii ki de Zeynep'i seçtiğinizi bildiğim için buralardaki benim müzikal hesabımı takip etmeyi sakın unutmayın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ya bırak bir şey çekilin ya.